CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun İstanbul mesaisi sabah 9'da başladı. Sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüren İhsanoğlu'nun son adresi Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği oldu. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer ve dernek yöneticileri Ekmel Bey'i kapıda karşıladı. Bir saat süren görüşme sonrası kameralar karşısındaydılar. Bu ziyaret bizi memnun etmiştir. Cumhurbaşkanlığı adaylığının ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ekmelettin İhsanoğlu ise görüşmeden mutlu ayrıldığını söyledi ve ekledi. Sivil toplum kuruluşlarında Cumhurbaşkanı seçimine karşı büyük ilgi var ve herkes bu seçimlerin medeni bir şekilde, seviyeli bir şekilde geçmesi ülkemize hayırlı olmasını diliyor. İhsanoğlu'nun sonraki adresi Tarabya Köşkü'ydü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına saat 14'te randevu verdi. Ekmel Bey, görüşmeden 10 dakika önce Huber'e geldi. 50 dakika kaldığı görüşmeden mutlu ayrıldı. Özellikle dış meselelerle ilgili, etrafımızda olan bitenlerle ilgili faydalı bir görüşme yaptım. Gül de, İhsanoğlu da dış meselelerde uzmandı. Haberciler bu detayı atlamadı. Dış meseleler konusunda ağırlıklı konuştuk dediğiniz bir fikir birliğiniz var mı efendim? Türkiye'nin şu an içinde olduğu durumla ilgili. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu soruyu yanıtlamayan Ekmel Bey'e Cumhurbaşkanı'yla arasında adaylığıyla ilgili konuşma geçip geçmediği de soruldu. Artık o kadarını da söylemeyeyim değil mi? İki dost arasında bu kadar kalsın. Ama şu kadarını söyleyeyim. Gayet samimi, içten ve kendileri başarılar diledi. İyi temennileri ifade etti. Ben de gayet mutlu ve umutlu ayrılıyoruz. Açıklamanın ardından aracına binen İhsanoğlu beklenmedik bir şey yaptı. Camı açtı ve zafer işareti yaparak Tarabya Köşkü'nden ayrıldı. Teşekkür ederim, sağ olun.